ülkemizde organ bağışı yapılıyor ama yetersiz. Batılı ülkelerle kıyasladığımızda bağış oranlarımız düşük. Aslında fedakarlık noktasında toplumumuz batılı toplumlardan çok daha fedakar. 3 bin civarında canlı vericili böbrek nakli yapıyor olmamız bu fedakarlığın en önemli ispatı. Hepimize düşen görev aslında hastalarımızın tedavisini yapabilmek adına. E, vefat eden kişilerden bağışlanan organ sayısını, bağış oranlarını arttırmak yönünde olmalı. E, zira şu soruyu kendinize sormalısınız: e, Eğer bir yakınınız böbrek veremiyorsa size e, tedavi olabileceğiniz bir hastalıktan hayatınızı kaybetmemeniz sadece ve sadece toplumun verdiği destekle yapılan organ bağışlarıyla mümkün. O nedenle bu konuyu e, size uzak bir e, konuymuş gibi düşünmeyin. Herkes yarın hasta olup organ yetmezliğiyle yüz yüze gelebilir. Ee, i̇şte o gün geldiğinde eğer toplum e, destek oluyor ve organ bağışı yapıyor ise e, sizin tedaviniz de mümkün oluyor. Ee, öncelikle herkesin doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak zorundayız. Ee, ben kişisel olarak 20 yıldır organ nakli alanında çalışan bir cerrah olarak Asıl problemin hep eksik bilgi, yanlış bilgi olduğunu gözlüyorum. Birincisi, e, Sağlık Bakanlığımızın e, organ nakli koordinasyon birimlerinin ve organ nakli merkezlerinin bir bütün olarak Türkiye için gurur verici bir e, organizasyonu gerçekleştirdiğinin altını çizmek lazım. E, organ bağışlarıyla e, hastaların tedavi olması süreçleri, e, bakanlığın her adımını takip ettiği, kontrol ettiği şeffaf süreçlerdir. Bağışlanan organların hastalara ulaşması konusuna dışarıdan hiçbir kimsenin hiçbir gücün müdahale şansı yoktur. Ee, hayatın sonlandığı noktadan ancak bu bağış gerçekleşebilir. Ee, yani sokakta, evinde, trafik kazasında bağışlanmış bir organ e, gerçeği söz konusu değildir. Ancak yoğun bakımlarda hayatını kaybeden kişiler organ bağışı yapabilir. Ee, burada da e, bilinmesi gereken şey. Siz organ bağışlamış olsanız da birinci derece yakınlarınızın onay ve rızası imza ile alınmadan organ bağışı gerçekleşmez.